Yani bir maç ertesi programında daha bir kötü bir haftadan sonra ben Seher Duru ve sevgili Cemal Çok Atakan'la çok kötü, evliyim. çok da kötü Abi bu değil. sefer çatışırız. Doğru söyleyin, dokuz köyden kovarlar. Kovarlar. Bandırma Spor ligin başından beri oynadı. En kötü futbollardan bir tanesini oynadı. Çok net. Tamam, beni Evet. sevmiyor olabilirler şu an bunu söylediğim için Yok, ama çok da yanlış bir şey söylemedim. bence hele hele ilk yarı rezil bir durum vardı ortada. Bence kesinlikle kelimenin tam manasıyla. Ne söyleyeceğim? Maç kadrosu sence Çorum maçı için uygun muydu öncelikle çıktığımız kadro? Geçen haftaki Eyüp maçından sonra yaptığımız programda şunları söyledik. İzleyiciler mutlaka hatırlayacaklardır. İyi futbol ve galibiyetin başlıca nedenlerinden biri, belki de Evet. en öncesi sağ tarafta rahmetli Levent ve Güzel bir kadro Çeçenoğlu'nun kurduğu üçgenlerdi. demiştik. Evet. Onlardan çok iyi ataklar yaptık. Gol de oradan geldi. O üçlü savunmayı yaptığı kadar hücumu da çok iyi değerlendirdi ve galibiyeti getiren etkenlerden biriydi. Ama şimdi bu hafta baktığımız zaman Rahmet sakat, Aynen, yok. Levent cezalı, Ceza Çeçenoğlu da yedek kadrodaydı. Bekle. Şimdi bu üçlü olmayınca Bandırma Spor senin dediğin gibi ilk yarı İlk rezalet. sefilleri Sefil dedi. oynadılar. Notlarıma bakıyorum. Üçüncü dakikada bir şut sayılabilecek bir pozisyonda yani Arıyorsun gibi sanki güzel bir arıyorum, şey başka bir yok şey yok ama yani. yok. O üçüncü dakikada işte Meta'nın yine girip de vurmaya çalıştığı bir pozisyon var. Ondan sonra çöpe atılan koskoca bir 45 dakika Koskoca var. golü. Aynen öyle abi. Şimdi ilk Kesinlikle. yarı hakikaten baktık. Galibiyeti getiren o sağ taraf hiç çalışmadı. Evet. Yedeklere bakıyoruz. Çeçenoğlu yedekte. Neden oynamadı onu da bilmiyorum. Onu değerlendirmek lazım. Ben bu haftaki özellikle 45, ilk 45 dakikada kötü futbolun nedenini hocanın Evet, çıkardığı onu söyleyeceğim. yanlış kadroya bağlıyorum. Yani Yani. Joseph tamam sakatlıktan çıktı. Çeçenoğlu tam hazır daha olmayabilir ama ben ilk başta onları koyardım. Skoru alırdım. Yani almaya En çalışırdım. azından. Ondan sonra nefeslerim bittiği yerde de onları değiştirirdim. Ama Ersan Hoca bizim gibi düşünmedi. Çok değişik sağ tarafta Mert'i koydu. Nedense durup dururken. Hiç kadroya giremeyen Mert bir anda Mert ilk girdi, evet. 11'e girdi. Orada dikkat edersen sağ bek aldıydık. Yusuf'tu değil mi adı? Yanlış hatırlamayayım ben. Yusuf Yusuf Emre, Emre aynı Yusuf Gümüş Emre. Galatasaray altyapısında Hı. sağ bek, orijinal sağ bek diye aldık. Evet. Şimdi Levent yok sağ bekte. Rahmetullah yok sağ bekte. Biz bu çocuğu niye aldık? Sağ bek niye Sağ aldık? bek Ama aldık. Mert'i oynattık sağ bek Bir diye. de şeyi de almadık, kadroya da almadık yani. Kadroya da almadık, evet. Bırak, Alınmayın tüm olarak bırak. hiçbir Hiç şekilde. ortada yok, onu da anlamış değilim. Yapılan transferlerde bir iki nokta var, onları da program sonuna doğru konuşacağız. Sağ bek ilk yarıda Mert'in tarafından Ahmet İlhan'la Erkan çok etkili ataklar yaptılar. O kanadı çok iyi kullandılar. Mert çok aksadı. Stoper bir oyuncumuz zaten Mert. Oyuncu olmayınca onu sağ tarafta kullanmış ama oldukça aksadı ve orada baya baya bir pozisyonlar yedik. Ama Batuhan, Sergen ve Mekser'in iyi oyunları bizim ilk yarıda gol yememize Aynı sağladı. neden En azından oldu. onu Yani biz sağladı. ilk yarıda hakikaten 0-0 bitirdiysek Sevinmeli savunmamız miyiz abi bunu ya? kesinlikle Ya sevinmeliydi. çok saçma Allah geliyor Allah, işte. Ne saçması diyeyim abi? yok. Yok hayır. Bir Kötü de yani hani sağ bu. tarafta durup dururken Haris'i koyduk. Hı. Onu da neden? Tamam hadi yani bunlar kötü oyuncular değil o açıdan ama bunlar belli hazır değil. Haris bir de savunmaya da yardım etmeyince orada Mert Haris üçgeni çizgisi yol geçen anına döndü. Anlamadım Ersan Hoca'nın tercihlerini. O galibiyetin gelmesi sebebi hoca mı diyoruz yani Yani ilk bunu? yarıdaki kötü futbolun nedeni Hoca. yüzde bir milyon hocadır. Yani ben ilk yarıyı Muhteşem bir ekibimiz varken Ersan faturayı Hoca'ya keserim düşüyoruz. yani. Ben de keserim. Hiç Öyle acımam. yani. Acınacak gibi değil Ki çünkü yani. haftalardan beri Ne şimdi diyoruz? Evet, hem galip gelen bir kadromuz var çok var. güzel. Hem de ne dedik geçen hafta seninle? Çorum maçından 3 puan alırsak 2 hafta üst üste gideceğimiz deplasmanda Aynen. alacağımız birer puan bile bizi çok ileri atacak. Şimdi
o deplasmanlardan bile artıya dönmemiz gerekecek. Halbuki dönmemiz gerekiyor. Duruma geldik. Evet. Ama yani dediğim gibi neden böyle oldu? Tercihler Ersan Hoca neden böyle kullandı? Bilmiyorum ama dediğim gibi ilk ayında 0-0 bitirmemiz bana göre çok iyi bir sonuç. İlk yarıyı bitirdik. İkinci yarıya mecbur geldik. Şimdi Ersan Hoca'yı haftalardan beri burada iyi futbol. Evet. Formayı hak edene veriyor. Evet. Övüyoruz, takdir ediyoruz ama yanlış yaptığı zaman da Ersan Hoca'ya yanlış yaptı diyeceğiz. Ama bir artı daha mesela Ersan Hoca'nın yaptığı yanlışların farkına varıp önlemini alıyor. İkinci yarı düzeltmeye çalışır en azından. En azından yani hemen 46. dakikada ikinci yarı başlarken Batuhan'ı soktu. Sergen'i sağ tarafa çekti. Batuhan Meksel stoperi yaptı. Orta sahada Doğan Can hiç ortada yok. Halis hiç ortada yoktu. Onların yerine Çeçenoğlu, Josef'e başlayınca ilk 5-6 dakika ikinci yarının başında da yine Çorum iyi ataklar yaptı ama ikinci yarının ondan sonra 60. dakikasından sonra ya da 55. dakikasından sonra Bandırma Spor'u izlemeye başladık. Canlılık vardı. İşte Çeçenoğlu'nun baya baya bir etkisi var bu takımda. İyi toplar getiriyor. Josef golü kaçırsa da iyi bir oyuncu. Tek bir noktaya ilk yarıda atladık. Bobadilla olayı. Bobadilla iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ama yaş 36. Evet, yani çok ağır bir sakat geçirdi. Sakatlığın arkasında bu yaştaki oyuncuların o sakatlığı atlatıp form tutması çok uzun sürüyor. Evet. Yani bunu oyuna soktuğu anlarda diğer maçlarda bunu gördük. Hızını kaybetmiş, kuvvetini kaybetmiş, serinliğini kaybetmiş bir Bobadilla vardı. Durup dururken de tekrar Cidde'nin yanına Bobadilla ile başlaması ilk yarıda işleri iyice karmaşık hale getirdi. Yani yaptığı yanlışlardan biri de Bobadilla ile başlamasıydı. Orada da bir nokta var. Hatta görünce şaşırdım. İlk 11'i almıyor, neden almıyor diye konuştuğumuzda zaten ilk 11 adamı değil diye söylemiştik. Ama neden yaptık? Seher bu orada da bak şey gibi, Yusuf Emre gibi bir olarak mesela Ankara gücünden kiralık Mervan'ı aldı Sanfor. Şimdi Jitte'den faydalanmıyorsun. Bobadilla hazır değil. Onu en azından bir son 15-20 dakikada değerlendireceksin. Ama maç kadrosunda Mervan yine yok. Yani biz bu Yusuf Emre ile Mervan'ı niye transfer ettik? Gitmemişlerdir herhalde. Bunu da bilmiyorum. Yine İbrahim'e bir olayı var. İbrahim. Onu da çok şey bekliyordum. Evet, hatta sen çok söyledin. Bana da gelen bilgiler öyleydi ama daha onu da görme fırsatını olamadık, bulamadık. O da kadroda yok. Yani hep böyle aksi koyduğun zaman ilk yarıdaki kötü futbol tercihler ama bana göre de 0-0 bitmiş bir ilk yarı var. İkinci yarı dediğim gibi iyi başladık, iyi pozisyonlar bulmaya da başladık. Ama belki golü bulamadık. Çok net bir pozisyonu bir tek Josef'le yakaladık. O da aşırtma vurmaya kalktı. Aşırtma değil de yerden vursaydı. Yani kötü bir oynadığımız Çorum maçını kazanmış olacaktık ama dediğim gibi bu maçta 3 puan alsaydık büyük bir şans olurdu. Yani, gerçeği söylemek gerekirse beraberlik maçın hakkıydı ama yine bir takım kazanacak denseydi kazanacak takım da Çorum Spor olurdu diye düşünüyorum. Peki bir de şöyle bir hani bu hafta içerisinde de hani oturup konuştuğum herkese de söylenen şu, evet Bandırma Spor çok kötüydü ama hakem de her şeye düdük çaldı diye bir durum var bir de orada. Yani geçen hafta yani, hakemler çok dert yanmıştı. Çok, yani bu hafta daha beter bir durum var yani. Klasman hakem. Yani bir de. Hakemlerin bizde bir derdi var. Yok bizde hiçbir derdi yok. Ama her şeye düdük çalan bir hakem. Kapasiteleri bu. Yani maça bakıyorsun hakikaten çok kötü bir yönetim gösterdi. Evet. Ama Bandırma Spor'un hakkını mı yedi? Valla tek Bandırma Spor Çorum maçında hakem kötü bir yönetim gösterdi. Ama çaldığı düdükler tek bir tarafa değine ya da aleyhine değildi. Çok korkak bir hakem. Evet. Böyle hani sertle bağırarak futbolcuları sindirmeye çalışan bir tip hakem tipiydi. Ama onu da başaramadı.
her dakika düdük çaldı. Maç evet, her dakika. 20 saniyede bir, 15 saniyede bir durmaya başladı. Evet. Yani öyle bir durduğu zaman da zaten bir akış, kan bir futbol yok ortada. Bir de sen 15-20 saniyede trafik polisi gibi düdüğü çalarsan bu iş böyle olur yani. Bu kadar basit. O yüzden hakem kötü, kapasiteleri bu. Bir de VAR çıktığından beri de hakemler çok tembelleşti. Çalıyorlar, çekiyorlar kenara. Nasıl olsa yanlışsa düzeltirler diye. VAR'daki esas sorun sağdaki hakemde değil, VAR'daki hakemlerde. Onlar da istediği pozisyonlarda, istediği takıma göre çağrım yapıyorlar. Sıkıntı VAR hakemlerinde. VAR hakemlerde bir sorun var. İlginç bahsi ya. Şimdi hakeme diyorsun ki, sen iyi hakem değilsin, maçı yönetemiyorsun. Senin için VAR var burada. Sağdan seni alıyorum, nereye koyuyorsun? VAR'a koyuyorsun. Ya sağda maç yönetmeyi bilmeyen hakemi sen VAR'a niye koyuyorsun? Enteresan şeyler bunlar ama şimdi hem biz kötüydük, hem hakem kötüydü, hem hava dehşet bir durumda. Ortadaki sirkülasyon bile her yani. Hafta her hafta var. Hatta bazı programlarda bizim lehimize yani bizim alışkın olduğumuz bir hava. Gelenler şaşırıyorlar esasında. Evet, oraya gelen de evet, ilk defa oynayanlar ya da görenler, spikerler bile dehşet bir rüzgar olduğunu hep söylüyorlar. Evet. Her şey kötüydü. Oyuncuları nasıl değerlendireceğiz? Oyuncular nasıldı bence? Şimdi oyun kötü olursa futbol olur. Oyuncular zaten evet. Yani evet. Hani kimi nasıl değerlendireceğiz? Ben yine her zaman bilmiyorum ona mı odaklandım ya da bir şey var yani. Emre Batuhan çok güzel parlamıyor mu sence? Ben benim çok hoşuma gidiyor yani oyunu. Oyunu gerçekten çabalıyor, bir şeyler yapıyor. Tek tek gidelim mi? Gidelim. Kalecimiz geliyoruz. Ya geliyoruz, gene hatalar da. Aman Allah'ım. Ne oluyor? Yok şu anda. Geliyoruz böyle bir kaleci. Aman. Geçen sene de böyle. Yapamıyoruz gereken hatalar var ortada. Ya bir kaleci 3 kere yan topa çıkıp 3'ünde de boşa sıkı. Çıkmaz. Aynısı. Evet. Bir tane pozisyonda zaten elinden kaçırdı. Ahmet İlhan da sanıyorum. Vurdu köşeden Sergen çizgiden çıkardı. Sergen ikinci çizgiden çıkarttı. Evet. 2 kere daha boşa çıktı. Yani bilmiyorum. Geliyorsun. Neden ısrarla oynatıyor? Çok tecrübeli. Bu ligin üst sıralarında yer alan bir Akın diye bir kalecimiz var. Evet. Bir de şöyle de bir durum var Sihan. Yabancı kontenjanını biz kaleciden yana kullanırsak bak bu maçta Sokulu'yu evet. Yabancı kontenjanından oyuna sokamadık. İşte. Bu pozisyonda artık geliyorsun ben büyük bir iki maç dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten iyi bir çizgi kalecisi. Ama yan top. Yan top hiç yok. İlyos'tan sonra? Mert Sabek. Evet. Aşağı yukarı konuştuk. İlk kez ilk 11'de forma giydi. Stoper bir oyuncu sahada değerlendirdi. Ama olmadı. 45 dakika dayanabildi Ersan Hoca'da. Çok açık geldi. Arkasında çok adam kaçırdı. Evet. Ve Ahmet İlhan'la Erkan'la oradan çok ataklar bildik. Olmadı Mert'te. Ama ben o Bol kampında o stoperlerini beğenmiştim. Burada da hatırlıyorum, iyi referanslar söylemiştim kendime. Sergen bu sefer iyi oynadı ve hata yapmadı. Hava toplarında Verhek'te iyi boğuştu. Sergen bu hafta favorimdi. Aynı Mekser de öyle. Evet. Mekser hatasız oynuyor. Hava toplarında da iyi. Geldik Emre Batuhan'a. Ben söylüyorum, favorim yani. Şu aralar favorim yani. 3-4 haftadır. Takımın en iyisi. Çok iyi. Bir ters kademe yaptı. %100 gol pozisyonunu evet. Önledi. Yani o ters kademeye girip de o pozisyonu önlemek o yaştaki, o evet. Tecrübedeki çok futbolcu için evet. Çok önemli bir nokta. Çok iyi bir yolda. Evet. Her hafta üstüne kesinlikle. Koyuyor. Ve ben şu ana kadar da bu maç için tabii konuşuyorum. Aha. Sahanın takımın en iyisiydi. Kesinlikle katılıyorum. Remi tanıdılar. Evet. Artık genel takıma, oynadığımız takıma evet. Remi ile 3. bölgedeki pas akışını engellemeye çalışıyorlar. Çorumspor bunu iyi yaptı. Orta sahada iyi oyuncuları var. Remi ve 3. bölge akışını kesince ilk yarıda özellikle tek bir atak bile yapamadık. Remi elinden geleni yapıyor ama yanında Levent de olmayınca topu ileriye taşımadan Mehmet iyi kesti, Remi iyi kesti ama topu bir türlü ileriye taşıyamadık. Mehmet yavaş yavaş düzeliyor. Hı hı. O korkaklığı, ürkekliği üzerinden atıyor.
Doğancan davası. Konuşamıyorum ben. Doğancan'la ilgili konuşamıyorum. Bizim kaptan Giresun'dan futbolu unutmuş. Evet ya. Ama kalite kalitedir. Muhakkak. Yani ama şunu gördük yani Doğancan o 10 numara pozisyonda yeterli değil. Değil. Onun maalesef farklı noktalarda. Evet. Çok güzel söylüyorum ama değil bu sene değil. Onu farklı mevkilerde kullanabiliriz. Yine de işte sezon başında hatırlarsan her şeyi aldık bir 10 numaramız yok. Yok dedik hep demiştik. Evet. Ocak ayında bir 10 numara ısrarımız arada olacak. Evet. Doğancan kendine gelmeli olmuyor. Evet, olmuyor. Metehan etkisizliğiyle. Evet. Özellikle ilk göreviyle evet. O bencilliği yine bırakamıyor bir türlü. Haris sahada gördün mü sen Haris'i? Yok. Ben de görmedim. Ne ucunda görebildim. Ne ucunda görebildim ne savunmada görebildim. Savunmaya da yardım etmeyince Mert orada garibim iyice Erkan'la Ahmet İlhan arasında iyice yok oldu. Baba Dilla. Hep söylediğiniz gibi. Kalite ama daha Baba Dilla için erken. İlk 11 için erken. Erken. Çeçenoğlu takımın havasını değiştirdi. Yani iyi futbolculuk bir yere kadar ama bir de takıma etki yapan futbolcular vardı. Aynısını söyledik. Onun sahada olması takımı bir tık yukarıya çeken Çeçenoğlu öyle bir futbolcu. Hatta iddialı bir şey söyleyeceğim. Ben Çeçenoğlu'nun kaptanlık bandını hak ettiğini bile düşünüyorum. Yok o kadar. Ben hak ettiğini düşünüyorum. Yok o kadar da bu böyle. Ya orada ben... Çünkü güzel bir hani şey toparlayabiliyor o sahada. Var, takımı yedikten sonra. Mehmet var. Bilmiyorum. Ben sanki hani daha böyle deneyimiyle, oyunuyla içeri girdikten sonra fark ettirdiğini düşünüyorum en azından. Jitte bana göre şu anda artık ilk oyuncuda oynaması gereken ilk futbolcu. Hızlı, süratli, savunmaya orta sahaya girip top alıyor. Gol vuruşları eksik de olsa Boba Dilla'ya göre şu anda bir adım önde. Mervan'ı düşünmediğimize göre. Yani şu şartlarda bile biz Mervan'ı maç kadrosuna almıyorsak yani bir şeyler eksik demek ki. Bir de Josef çok net bir pozisyon kaçırdı ama orada sakatlığı da atlatamamış durumunu gösteriyor. Valla futbolcular böyle işte dediğim gibi 2-3 isim var sadece. Van Damme diye. Evet. Emre Batuhan. Ve Doğan Can'ın da negatif futbolu öne çıktı diyebilirim. Maalesef. Kesinlikle. Ve hani bir de şey de söylüyoruz hep seninle. Sıralamalar böyle çok böyle kolay oynayabilen zamanlardayız. Alt taraflarda bile değişiklikler, hareketlenmeler başladı bu hafta. Artık şey, herkes evet. Cadı kazanı gibi aynen herkes öyle. Şey yapacak ya. Aynen öyle. Şimdi ligin genel değerlendirmesiyle ilgili mesela neler söyleyebilirsin o zamanlara bakarak? Valla bu hafta maç yazında da başlığı şunu atmıştım. Ayağımıza gelen fırsatı kaçırdık diye. Kaçırdık maalesef. Yani hakikaten iyi bir haftaydı bizim için. Mesela Kocaeli'nin berabere kalması, Çorum'un bizim yenecek olmamız. Bilmiyorum yani hep arka arkaya böyle güzel noktalardaydık. Galip gelseydik Manisa berabere kaldı. Yani bizim playoff için mücadele ettiğimiz takımlarından kazanan olmadı. En azından iki hafta rahatlamamızı sağladı yani biraz belki. 2-3 puan öne geçip nefes alacaktık ama bunu başaramadık. Eyüp bana göre gidiyor aldı biraz. Gidiyor zaten. Tam 3 puanla düşürmüştüm. 5 puana çıktı. İkinci sırada yerimizi koruduk. Kocaeli de evinde. Ama Kocaeli takip ediyor arkamızda bizi. Yani. Aynı puanı takip ediyor. Yani. O da 16 puanlı ama dediğim gibi Bodrum, Göztepe ve Gençler Birliği'nde bir hamle var, yükseliş var. Evet. Göztepe kendini ilk 5'e attı hemen. Gençler Birliği bizde yediği darbeden sonra seri galibiyetlere başladı. Evet. Burada Manisa beklenenin uzağında. Ben burada benim gördüğüm kadarıyla beklentimin altında kalan tek takım Manisa oldu. Yine dediğim gibi Çorum ve bu saydığım Bodrum. Göztepe'yi ben Gençler Birliği'ni dışarıda bırakıyorum. Bu takımlar Bandırma, Kocaeli, Bodrum, Göztepe, Manisa ve Çorum ilk yediği zorlayacak takımlar diye düşünüyorum. Alt taraf yine cadı kazanı. Evet. Altay artık çözümsüzlüğe gidiyor. Ümraniye ilk defa 3-0 hem de. Altay'ı da yendiler. Altay hem ekonomik krizde hem kadro krizinde Altay'ın işi çok zor. Evet. Bu ligin en zor duruma düşecek takımlarının başında Altay gelecek.
Ümraniye kendini kurtaracak bu arada. Bence de. Giresun, Bolu, Tuzla, Adana böyle tehlike yaşayacaklar gibi geliyor bana. İşte orada böyle bir karışıklık olacakmış gibi geliyor bana da. Peki şimdi bu hafta ara var. Bir milli takım arası var, bir maç arası var. Önümüzdeki hafta sonu 20-22 arasında bir Bodrum deplasmanı yapacağız. Gidiyor muyuz öncelikle? Yok. Ben gidiyorum. Belli bir orada tekrar seyretmek istiyorum yani. Çünkü Bodrum maçını kaçırmak istemiyorum. Çünkü zor olacak gibi geliyor bana. Şimdi Bodrum'un bir şeyi var. Düz giden böyle bir eğrisi var. Emin adımlarla ilerliyor diye söylüyorsan. Yani 10 üzerinden bu takım 6 oynuyorsa ya da 5 oynuyorsa her maç bir 6-5 oynuyor yani. Bir standartı olan bir takım. Hocalarıyla uzun zamandan beri çalışıyorlar. Evet. İkinci ligden çıktıkları bir kadro omurgasını korudular. Bir de stadı, çok küçük bir stadı var. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 3000 kişilik falan. Şehir gibi çok küçük. Çok küçük yani orada Vandabaspor taraftarı herhalde 100 kişi falan olacak. Aynen kale arkası da küçük bir yerde. Evet. Zor bir maç. Evet zor. Zor bir deplasman ama Vandabaspor zoru sever. Evet. Şimdi Çorum'u yenemiyorsak Bodrum'u yenmemiz lazım. Artık şart düşünüyorum. Oldu. Artık şart oldu. Ondan sonraki haftada Allah büyük artık gideceğiz. Büyük bir savaşa. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Büyük, yani biliyorum eğitli olan. Alacaklar mı sence bizi? Yok. Almayacaklar. Almayacaklar değil mi? Taraftar yasa büyük yani, olası. Sakarya'ya hani şey yapmıştık ama. Sakarya'ya gideceğiz. Karşılıklı eşitlik olayında ama Eyüp maçına Bandırma Spor taraftarını ben alınacağını zannetmiyorum. Onlar da buraya gelmeyecekler. Hı hı. İşte iki hafta. İki hafta çok zor bir. Onur Başkan da aynı şeyi vurguluyor. Çok önemli iki haftaya giriyoruz diye. Evet. Ya yani yenilmeden dönmemiz lazım. Sekiz haftada yenilmedik. Evet. Bundan sonra da yenilmeyelim. Peki bu geçen hafta söylediğimiz şey sanki benim dediğim gibi olmadı mı? Bu namağlubluk dedin ya hani evet. İyi mi etkileyecek kötü mü etkileyecek? Ben çünkü hani biraz rahatlık vereceğini, o yüzden böyle birazcık da böyle salacaklarını falan diye düşündüğümü söylemiştim. Sanki olumsuz etkileyecek diye düşündüğümü söylemiştim sana. Şimdi bu hafta da böyle sanki kötü oyunumuzun sebebi, ya nasıl olsa ne malumuz biz havasından olmuş olabilir mi peki sence? Yok. Etkisi var mıdır? Küçük de olsa belki vardır ama yani programın başında dediğimiz gibi bu kötü futboluna kaybedilen puanın öncelikli etkenlerinden biri yanlış kadro seçimi. Hocamız yani diyorsun. Yani hocamızın kadro yanlış seçimi yapması sırf o da değil yani. Bir sürü eten yani, vardı tabii ki de bir sürü vardı. Arka arkaya geldi ve biz Çorum maçını iyi bir futbol oynamadık. Bir puan, yani bana şimdi bu maçı seyrettikten sonra bir puan iyi mi derler? İyi derim. Yani. Bu maç için iyi. Bu maç, yani bu futbolda bu futbolda bir puan bana göre de kötü bir puan değil. Yani. Yine yenilmedik. Yine namalubuz yani. Namalubuz elimizi korumaya devam etmeyi umuduğumuz Bodrum deplasmanı var. Önümüzde ondan sonra Eyüp deplasmanı, iki deplasmanı üstüste neler yaşayacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Son toplamak istediği söylemek istediği var. Şeyler vardır. Var. Bir de çok ilginç. Nereye yazdım onları bulamıyorum ama. Şimdi, geçen sene transferler yaptık. Evet. Yani işte tam takımı değiştirdik yani. Geçen sene yaptığımız transferlerden bazılarını nerede olduğunu biliyor musun? Bazılarını biliyorum, evet. Mesela şu anda Kutrupis, evet. Polonya, Hüseyin Caba, Okan, bir kişi daha aklıma gelmedi şu anda. Okan oynamıyor bildiğim kadarıyla. Beş futbolcu şu anda. Hala bizde gözüküyor o servisleri. Hala Bandırma Spor'da. Ve biz onların parasını ödüyoruz. Kutubis Bandırma da galiba bildiğim kadarıyla. Ve her hafta sabah her gün sabah 8'de Edincik'teki tesislerde. Görüyorum. Aşağıda çarşıda giderken görüyorum. Hoca eşliğinde çalışıyorlar. Ve biz bunların parasını ödüyoruz. Okan bildiğim kadarıyla. Balıkesir'de. 5-5 oyuncumuz var. Gördüğü aklıma geldiğinde gelmedi. Şimdi bu oyuncular gitmediler. Bu oyunculara 2 milyonluk teklifler yapıldı ama yanlış hatırlamıyorsam birçoğu 4 milyon civarında para alıyorlar. Bunlar şimdi saz gibi yiyorlar, içiyorlar, Bandırma Spor'un parasında yaşıyorlar. Eyvah. Yani burada hep Onur Başkan'ı övüyoruz, iyi transferler yapıyoruz ama. Anladım, ben yedekte dursunlar, yani lazım olur. Şimdi sağ bek yok diyoruz. Okan orada. Okan alalım bari. Okan orada. Okan son zamanlarda koştu.
koşturmuş dediniz lan geçen sene. Tek başına düz koşular yapıyor. Çok ilginç. Bunu bana yeni bilgi geldi. Evet evet doğru. Ben, başarısınız da hala alıyor. Aynen devam ediyor. Ya bu konuya da Ocak ayında artık... Açıklık getirirlerseniz ama biz de bilelim neden aynen. Hala bonservisleri bizde. Bonservisleri bizdeyse neden oyun yapıyor diye de hep hala alalım. Bir şey yapalım. Ya gidin takımı bulun dedik. Bu merak gibiydiler abi. Gönderiyorduk 2 hafta sonra geri alıyorduk. Bu kadar niye gitsin yani? Bandırma'da saat gibi yaşamak varken gelip 2 saat orada düz koşu yapıp da gelip burada yaşantı aldığı paralarla yaşıyorsa... Yani olsan ben dersi yaparım. Zaten. Durumlar durumuna değinmek istedim. Çok ilginç geldi bana. Yani bir iki futbolcu olur. Yani her takımda beş olabilir ama beş tane birden futbolcu olmaz. Bak sen söyleyince fark ettim. Kutubis ben hala bak yemin evet. ediyorum. Aklamalara falan da çıkıyor falan diye evet, düşünerek. Evet. Çünkü o kadar çok görüyorum ki aşağıda falan evet. yani. Şimdi söyleyince fark ettim. Vardır bir açıklaması. Umarım bize de iletir bunun açıklaması. Yani, gitmeyince yani yönetimde bir şey yapamadım. Ama keşke kullansak da hiçbir şey yasaladım. Valla dediğim gibi sabek yoksa bu takımı Okan'ı alalım bari. Okan gelsin yani. Gelin. Biliyor yani. Nasıl olsa bence de. Evet. O zaman şimdi bu hafta ara verdiğimiz futbolcularımızı dinleyerek evet. geri döneceğini düşündüğümüz Bodrum maçına da bomba gibi çıkacağını düşündüğümüz aynen. bir hafta olsun inşallah. Bir hafta dinlenelim bari bize. Bir hafta dinlenelim biz de. Bodrum maçından sonra ben Bodrum'dan aldığım izlenimlerle evet. sonra oradan aldığım izlenimlerle geri döneceğim. Öyleyse bol bol video bekliyorum senden. Tamam artık otobüs içinden başlayalım. Aynen. videoları. Ondan sonra da burada paylaşırız seyircilerimizle. O zaman 2 hafta sonra Bodrum maçından sonra Bodrum deplasmanından sonra yeni gelişmelerle aldığımız 3 puanı tartışarak inşallah yine karşınızda olacağız. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.